Bu kişinin hilafet müddeti buradalar uzakka çözülmüyor. 2 yıl, 5 ay, 4 gün halife bula. Bu kişinin kabirleri kavlanıp, tuproqqa karışıp yetken suyukileri çıkarıp aralındı. Ahl-ı sünnet fakirlenedigen 5. halifenin kabri ayağa sıkılındı. Takırlandı buradalar. Bejizge İbn-i Teymiye Rahimahullah, mana bu taifeye karşı uruşlik, Yahud Nasaralarga karşı uruşlikten mukaddem türede deyip durup Alevilerde ayeti bütüme geldi, Nusayriyelerde ayeti bütüme geldi. Bütün İslam ümmeti körüp durup bunların İslam'ı kılıyken düşmanlığını, Müslümanları kılıyken tecavüzünü, Allah Subhanehu ve Teala'nın dinini himaye kılışı için bir gayretimiz var mı buradalar? Umar ibn Abdülaziz Rahimahullah, bu kişinin hilafet müddeti buradalar uzakka çözülmeydi. 2 yıl, 5 ay, 4 gün halife bular. Hicretinin 101. yılı vefat eder. Sahabelerini körgen, sahabelerden talim agen tabi'in idi bu zat. Bu kişinin vefatları hemeni Daru Sema'an mintakası da yüz verip yani şu cayda o kişi defın kılınır. Benim radarlar Umar ibn Abdülaziz rahimahullah'ını tarihlerine bugünkü dersimde radarlar bejizge toktalı öteki kelime yok. Müslümanların 5. halifesi bugün. Adalette bu kişi deki sahabelerden kegin, bu kişi deki bir artı bir halife bulmagen zatını kabri radarlar 13. evvel Nusayriyeler Rafizeler tarafından kabri ayağı astı kılınındı. Bu kişinin kabirleri kevlenip tuproqqa karışıp yetken suyukileri çıkarıp aralındı. Umar ibn Abdülaziz ve ayolları Fatime ve hadimlerinin içerisinde üçelerinin kabri kevlenip alınındı. Ot koyulundu kabirlerine. Kimler tarafından? Aleviler, Nusayriyeler, Rafizeler, Ahl-ı Sünnet'in tarihi düşmanları bugün. Bana bu Rafizeler tarafından. Başarıda armiyası tarafından Ahl-ı Sünnet fakirlenedigen 5. halifenin kabri ayağa sıkılındı. Takırlandı buradalar. Ular şunu deyelim Umar ibn Abdülaziz'e bugün şahsi adavatları yemez buradalar. Bir yine bu adavattan kep çıktırıp yemez. Belki Umar ibn Abdülaziz'in akidesi için Ahl-ı Sünnet bugünlüğü için ve Umar ibn Khattab radıyallahu anh'ın nevresi bugünlüğü için ular bana şu işte kılıştı. İslam ümmetini, Ahl-ı Sünnet'i fakri bugünlüğü için, bir ramz bugünlüğü için bana şu işte kılıştı. Umar ibn Khattab'ı kılıngan, suikastinin devamı bu buradırlar. Bana bu cinayette devamı idi. Umar ibn Khattab'ı bugün adavatlarını bir görünüşlerinden bir görünüşü idi bu buradırlar. Bana şu işte, Umar ibn Abdülaziz'in kabri kavlanıp, ot koyulup, suyakları çıkarılıp bana bunda halata takıllanıştı buradırlar. Hatta Şam'da basıp olgan Moğullar hem Moğul Tatarlar hem bu işte kıma gelir. Evvel Şam'da basıp olgan Salibiler hem bana bu işte kıma gelir buradırlar. Yahudlar hem bu işte kıma gelir. Bunlar bu işte kim kıldı? Bana şu Aleviler kıldı buradırlar. Bejizge İbn-i Teymiye Rahimahullah bana bu taifeye karşı uruşlik Yahud Nasaralarga karşı uruşlikten mukaddem türede deyip durup Alevilerde ayeti bütüme geldi, Nusayriyelerde ayeti bütüme geldi. Çünkü buradalar, bunlar Ahl-ı Sünnet'in Müslümanların en yaşadığı düşmanları. Bunlar da zulmüden triklenmez, hatta ölükler hem azar çeker. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Müslümandı, ölgen, vefat etken Müslümanın suyugini sindirişlik Hüttü onu tirigini sindirişlik kabidir deyip etkendi. Müslümanlık kabirini tahkirleşlik, cesedini tahkirleşlik, onu tiriginin tahkirleşlik bilen bir kıl deyip etkendi. Bütün İslam ümmeti körüp durup bunların İslam'ı kılıyken düşmanlığını, Müslümanları kılıyken tecavüzünü, aşkarı böyle yaptı. Allah Subhanehu ve Teala Kerim'e dedi ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَعْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَهِهِمْ Ey iman keltirgenler, uzilerden başkalarını sırdaş tutmuyorlar. لَا يَعْلُونَكُمْ خَبَالًا
ular sizlarga yomonlik yetkazishlikdan to'xtashmaydi. Tiyilishmaydi yomonlik yetkazishlikdan. Va dum anittum. Ular sizlarga mashaqqatni yetkazishlikni xohlaydi. Sizlarga tajovuzlar qilishdi, zulmlar qilishdi xohlaydi. Qad badatil baghdau min afwahihim. Ularni tillaridan ularni qilayotgan dushmanchiliklari, g'azablari oshkor bo'ldi. Qilayotgan amallaridan ko'rinib turibdi. Yana qancha hujjat kerak? Yana qancha dalil kerak? Qanchalagan musulmonlar o'ldirildi Shom diyorida. Musulmonlarning qabrlari kavlanindi. Musulmonlar faxrlanadigan, ahli sunna faxrlanadigan Umar ibn Abdul Aziz rahimahulloh kabi xalifalarning qabrlari oyoq osti qilinindi. Taqillarindi. Bu birodarlar ahli sunnaga bo'lgan mana bu kofirlarni adovatini yorqin dalili emasmi? Musulmonlar yana qancha hujjatni xohlashyapti? Qancha musulmonning qoni to'kinishlik kerak yana? Qachon musulmonlarning nomuslari uchun g'azab qilamiz birodarlar? Qachon muqaddasotlarimiz uchun g'azab qilamiz? Umar ibn Abdul Azizni qabrlariga yetgan mana bu tahqirlashlik uchun bizlarda bir g'azab uyg'onadimi birodarlar? Alloh subhanahu va taoloni dinini himoya qilish uchun bir g'ayratimiz bormi birodarlar? Qachon bu g'ayratlar uyg'onadi birodarlar? Qachon mana bu himmatlar harakatga keladi? Qachon mana bu himmatlar oliy bo'ladi birodarlar? Yana qancha zulmlarni bular qilishlik kerak? Biz ularning adovatini, biz ularning dushmanligini tushunib yetishligimiz uchun birodarlar.